Bu dersimizde ekonomide karşımıza çıkan fayda kavramı üzerine konuşacağız. Biri size bunun faydası nedir diye sorduğunda bahsi geçen şeyin neye faydası olduğunu ya da neden faydalı olduğunu soruyordur, öyle değil mi? Ekonomik bağlamda faydanın anlamına gelecek olursak aslında çok benzer ama bundan biraz daha geniş kapsamlı bir kavramı karşıladığını söyleyebilirim. Ekonomide fayda, bir şeyin ne kadar faydalı olduğunun, değerinin ya da ederinin ölçüsüdür. Bazı ekonomistler faydanın bir mutluluk ölçüsü olduğunu da söylerler. Neden diyecek olursanız, gerçek anlamda faydalı olmayan bazı şeyler insanlara mutluluk ya da tatmin sağladığından ekonomideki fayda bu anlamda da kullanılır. Bunu not edelim. Mutluluk. Bu ekonomistlerin ölçmeye çalıştığı bir şey ve bunun için birim olarak da fayda birimi kullanılır. İsterseniz somut bir örnek üzerinden ilerleyelim. Örneğin dondurmanın sağladığı faydayı ele alalım. Buraya hemen küçük bir tablo çizeceğim. Soldaki sütunda yediğim dondurma toplarının sayısını, sağdaki sütuna da toplam faydayı koyacağım. Birimi de fayda birimi olacak. Araya bir de çizgi çizelim. İşte böyle. Şimdi eğer 0 top dondurma yersem faydası ne olur? Tahmin etmekte güçlük çekmeyeceğinizi biliyorum. Tabii ki 0 olur. Peki ya 1 top dondurma yersem? Bunun faydasının 80 fayda birimi olduğunu düşünelim. Bu noktada 80'i nereden çıkardığımı merak ediyor olabilirsiniz. Tamamen kafamdan uydurduğum bir sayı. Burada önemli olan bunun diğer şeylere kıyasla bana nasıl bir fayda sağladı. Şöyle anlatayım. İki top dondurmanın faydası da 140 fayda birimi olsun. 80 ve 140'ın önemli olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Önemli olan aralarındaki oran. Bakın. Eğer bir top dondurmanın faydasının 800 fayda birimi olduğunu söylemiş olsaydım ve bu oran eğer doğru olsaydı, iki top dondurmanın faydasının 1400 fayda birimi olması gerekirdi. Bunlar 8 milyon ve 14 milyon da olabilirler. Az önce de anlatmaya çalıştığım gibi önemli olan göreceli fayda. Burada bir top dondurmanın sağladığı faydayı bu birimle tanımladık. Bu tabloya devam edecek olursak 3 top dondurmanın faydası da 180 fayda birimi olsun. Bu noktada oran doğru olsa bile bu oranın doğru olduğunu nereden biliyorsun ki diye düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Ekonomistlerin bunun nasıl ölçülmesi gerektiği konusunda farklı fikirleri var. Örneğin kimisi bunu para birimi ya da bir insanın bunun için ne kadar para harcamak istediğiyle ölçer. Ama önemli olan yine oran olacaktır. İsterseniz anket bile yapabilir ve insanlardan bir top, iki top ve üç top dondurmanın onları ne kadar mutlu edeceğini sıfırdan ona kadar bir rakamla ifade etmelerini isteyebilirsiniz. Sonra da bu oranları hesaplayabilirsiniz. Bu müspet ilimlerden biri değil ancak yine de ölçümlenebildiğini aklınızda tutun. Dört top dondurmanın toplam faydası da 170 fayda birimi olsun. Burada ilginç bir durum söz konusu. Dondurma toplarının sayısı arttıkça toplam fayda da artıyordu. Bakın, 0'dan 1'e, 1'den 2'ye ve 2'den 3'e geçtikçe arttığını görüyoruz. Ama sonra 1'den 1'e, 4 top dondurmaya geldiğimizde toplam faydanın düştüğünü görüyoruz. Bunun sebebi, bazı insanların aynı anda 4 top dondurma yiyemeyecek olması. Ya da yerken bir kısmının eriyecek olması olabilir. Bunlar da 3 top dondurmaya göre bir kıyas yaparsak insanların kendilerini kötü hissetmelerine sebep olabilir. Buna ek olarak her bir ek top dondurma için toplam faydanın nasıl değiştiğine de bakabiliriz. Bunun detaylarına önümüzdeki videolarda gireceğiz ama her bir ek birimin toplam faydayı nasıl değiştirdiği fikri daha önceki videolarda da karşımıza çıkan marjinal kavramıyla yakından ilişkili. Bunu da marjinal fayda olarak not edelim. Bunun birimi de aynı olacak. Yani fayda birimi. Sıfırdan bire geçerken marjinal fayda değeri nasılmış bir bakalım. Sıfır top dondurmadan bir top dondurmaya geçmek bize 80 fayda birimi kazandırdı. Bu da marjinal faydanın 80 olduğu anlamına gelir. Gelelim ikinci top dondurmaya. Bir top dondurmanın faydası 80 iken iki top dondurmanın faydası 140. Bu durumda ikinci top dondurmanın sağladığı fayda ya da marjinal faydası 60 fayda birimi. Şimdi birinci top dondurmanın mutluluğumuzu ya da fayda birimini nasıl etkilediğine bakalım. İkinci top dondurmada da benzer bir artış var ama birincisi kadar değil. Bunun sebebi şu olabilir. İkinci top dondurmaya geldiğinizde belki hevesinizi almışsınızdır ve canınız daha fazla dondurma istemiyordur. Aynı durumun üçüncü top dondurma için de geçerli olduğunu göreceğiz. 140'tan 180 fayda birimine çıktığına göre, üçüncü top dondurmanın marjinal faydası da 40 fayda birimidir. Dördüncü top dondurmaya geldiğimizde toplam fayda artmıyor, azalıyor. Bu da buradaki marjinal faydanın negatif olması demek. Eksi 10. Dördüncü top dondurma bir nevi mutluluğumuzu azalttı da diyebiliriz. Burada dersimizin sonuna geliyoruz. Faydanın, toplam faydanın ve marjinal faydanın ne olduğunu artık biliyorsunuz. Marjinal faydanın söz konusu olan şeyin sayısı ya da miktarı arttıkça bir noktada azalmaya başlaması aslında son derece tipik bir durumdur. Önümüzdeki ders videolarında fayda, toplam fayda ve marjinal fayda üzerine konuşarak insanların toplam faydalarını optimize edecek rasyonel kararları nasıl aldıklarından da bahsedeceğiz.